Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'i dinledik. Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyordu. İttifaka katılması, partiye katılması gündemdeydi. Buna dair bir gelişmenin olmadığını açıkladı Ömer Çelik. Yurt dışı görevleri var ama her zaman görüşmelerimiz sürüyor dedi. Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir soru geldi. Orada da Cumhur İttifakı'nın temel ilkeleri olduğunu, partilerin programlarında yer alan maddelerin tartışma konusu yapılmadığını söyledi. Sanırım 6.284 sayılı yasayla ilgili tartışmalara atıfta bulundu. Asayiş Berkemal, sorun yok, her şey kontrol altında dedi. Ömer Çelik, bu gelişmeyi nasıl okumak gerekiyor? Mehmet Şimşek'le ilgili bir beklenti vardı, gündüzce konuşulmuştu. Mehmet Şimşek'in şöyle enteresan bir tarafı var. Bir defa çok iyi yetişmiş birisi, yetkin bir ekonomist. Ben de bu Türkiye'nin en zor zamanlarında kendisini dinlemiştim. Hani bu dövizin allak bullak olduğu dönemde. Hı hı. Ya doğrusu o iki saatlik bir görüşmemiz oldu. Yani o kadar teknik bilgiler verdi ki, hani insan derler ya, beynim yandı derler. Ben sorular sordum, o cevapladı da aslında Türkiye ekonomisini 20 yılını anlattı. Dışarıyla da ilişkileri iyi olan bir isim değil mi? Böyle bir şöyle muhtemelen yani Londra'da Çin'de IMF'ye benzer bir yapılanma var. Onun yönetiminde, İngiltere'de de böyle milyar dolar, ya birçok milyar doların yönetildiği bir fonun da başında. Yani nihayetinde Türkiye'nin iyi yetişmiş bir insanı ve çok yüksek düzeyde de şeyi var yani. Bu ilişkilerini etkileyeceğini düşünmüş olabilir, siyaset yapacak olabilir. Bir de şöyle, yani kendi günlük hayatından tatmin olmayan insanların bir özelliği vardır. Siyaseten 3 adım geri kaldığı zaman mesela sanki hiç bakanlık yapmamış, sanki o partide hiç bulunmamış gibi bir anda o koltuğu kaybettikten sonra garip değerlendirmeler, uçuk açık yorumlar. Yani mesela 3 gün önce AK Parti'yi millet için ikna etmeye çalışan adam bir anda böyle işte Cumhurbaşkanı karşıtına dönüşüyor. Bu anlamda Mehmet Bey o böyle kadar bir isim değil hiç. O kadar aklı başında, o kadar düzgün. Yani elbette ki bir siyaset eleştirisi yapılır ama bunu da bir entelektüel ortamda ya da bir sempozyumda nasıl konuşuyorsa o düzeyde, hı hı, değerlendirmeleri var. Doğrusu ben çok yani saygıyla oturup saygıyla kalkmıştım, hı, yanına. Vallahi. Zaten Ömer Bey de söyledi, yani Mehmet Bey'in bu kadar sevildiğini gördük. Şeyde de öyleydi, yani hükümetteyken de dikkat edersiniz daha çok yazarak teknik konuşurdu yani. Evet. Hatta çok ilginç bir şey var, hatırası var. Ablasının sosyal yardım aldığını kamuoyu gündeme getirmişti. Dedi yani ben bakanım diye ablama dedi bir yerden fazladan. Herkese ben mi bakacağım bakanım tabii diye demiş. Yok şu anlamda. Yani alabilir diyor. Onun hayatı oysa alabilir diyor. Ben elbette yani bakanım öyle diye. Öyle diyebilir yani kardeşinden. Abad edecek halim yok. Abisinden yok. Sorumlu değil kimse elbette. Mahmut Övür. Ya şöyle bir beklenti şey oluşmuş muydu? Ben gündüz duydum ama Mehmet Şimşek'in bu görevi kabul etmeyeceğini düşünüyordum. Öbür işleriyle alakalı böyle bir beklenti var mıydı sence? Ya beklentiden çok şöyle bir şey. Daha önce bu doğal gazla ilgili Silivri'deki bir toplantıya katıldı. Ondan önce bile şimdi AK Parti'den ayrılıp gidenlerin tamamen kopup AK Parti düşmanlığı üzerinden, daha doğrusu Başkan Erdoğan'a karşı bir tavır geliştirmeleri böyle muhalif kesimlerde çok beklendi, büyük bir beklenti. Şimdi tabii bir de hani daha küresel düzeyde bir aktör, yani ekonomide çok uzman bir isim. Onun mutlaka hani karşı çıkması bekleniyordu. Girmesi de bir o kadar bekleniyor. O da enteresan. Özellikle de beyaz yakalıların yüzünü batıya dönüp bakan beyaz yakalılar AK Parti'de böyle bir Londra düzeyinde ekonomiyi yöneten bir aklın Türkiye'de ekonomide destek veren ya da ekonomide olmasını çok istiyorlar. Böyle, hı-hı, moral açıdan demek ki böyle bir beklenti var. Ama yani hakikaten gelip gidiyor. Cumhurbaşkanıyla çok yakın görüşüyor. Türkiye ekonomisini yakından izliyor. Mesela ben de duyuyorum. Sürekli hem Londra'da çok güçlü bir parasal, finansal bir yapının da başında. Ve gerçekten finans dünyasını da yakından takip ediyor. Hı hı. Hani Kemal Bey gitti para bulmaya çalıştı ya, o bulduğu temiz parayı bul. En önemli aktörlerinden birisi de Mehmet Şimşek'tir. Yani Türkiye konusunda benim mesela orada yok yakın tanıdığım bir arkadaşım var, yine o da finans çevresinde. Mesela orada şöyle bir şeyler söyledi bana. Ya Türkiye hakkında pozitif raporlar yazdığımızda bile Türkiye'den gelenler engelli. Bakın aynı şey yani Türkiye'den gelenler engelliyor. Bu çok ilginç. Bu açıdan Mehmet Şimşek'in oynadığı rol bence önemli. Orada olması Almanya'ya önemli. Almanya'ya gidip yatırım yapmayın diyen ana ya muhalefet böyle lideri olursa hani Türkiye'ye yatırım yapmayın diye. Evet. Yani onun işte onun iş dünyası ve finansal versiyonu da var. Hı. Bu açıdan Mehmet Şimşek'in orada olması bir biçimde daha anlamlı diye düşünüyorum. Bence Ömer Çelik'in keyifli hali
biraz da aslında muhabbetin derinliğini gösteriyor. Gayet evet. De güzel cümleler kullandı. Bu konuda ekleme yapmak ister misiniz? Emin Bey, Akşener'e geçeceğim ama ek yapmak isterseniz buyurun. Şimdi tabii yani Mehmet Şimşek dışarıda bir isim değil. Bunun ittifaka girecek mi girmeyecek mi gibi tartışması da garip. Biraz da basın bu işi körükledi. Ama bu ittifak görüşmelerinde benim ekleyeceğim şunlar. Mesela DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Binali Bey ile Binali Yıldırım'la görüştü. Olumlu bir hava var. Cumhurbaşkanından haber bekliyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdı. İttifakta birlikte olmayı istiyor. Eğer ittifakta yer alırsa Vatan Partisi Doğu Perinçek kendi ifadesi Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde biz Vatan Partisi olarak seçime gideriz şeklinde bir ifadesi var. Evet. Eğer olmazsa, yer almazsa Doğu Perinçek de kendisi de adaylığını açıklayacak. Bu arada başka bir takım görüşmeler de var. Yani Ömer Bey'in dediği konuşulmayan noktalar bunlar. Başka bir takım ittifaklar da söz konusu. Oralarda da görüşmeler devam ediyor. Ben DSP'nin de Vatan Partisi'nin de bu konuda istekli olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Taraflarla görüşüyoruz. Ama onlar da bir haber bekliyorlar. Önümüzdeki günler nasıl şekillenecek? Bence bu tarafta da bir hareketlenme var. Ekleyeceğim bunlar. Teşekkür ederim. Şimdi İYİ Parti cephesine biraz bakalım. Meral Akşener seçim sonuna kadar kırgınlıklarım buzdolabıma kilitledim dedi. Televizyon kanalında konuştu. Onu bir dinleyeceğiz. Çünkü Mansur Yavaş'ın işte genel başkan yardımcılıklarının sayısının düşürülmesine dair bir teklifi olduğu konuşuluyor. Bu konuda çok şikayet var. Hemen hemen muhalefetin belki de en önemsediği eleştirilerin başında bu 6-7 Cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesi var. İhsan Aktaş da eminim anketlerinde bu konuda bir yoğunlaşma olduğunu görüyordur. Onu da soracağım. İnsanlar bu konuyu çok tartışıyorlar. Bir dinleyelim Akşener. O dönemde bir kriz çıktı. Daha sonra bu krizin neticesinde tekrar bir ortak akıl ve müzakere devreye girdi. Bu anlaşma süreci yapılırken tabii ben çok tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni böyle övmeye doyamayanların ertesi gün çok ağır, çok gerçekten insan onuruna aykırı ve çok böyle yani tahsilli falan kişilerin böyle bir çirkin cümleler, sözler üzerinden yürümesini de çok ibretle karşıladığımı söylemek zorundayım. Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir şeye kilitledim. Buzdolabına kilitledim ama asıl oradan çıkan bir ders var. Evet, Meral Akşener'in morali çok bozuk bir süredir. Yüzünden de anlaşılıyor. Buna da aslında haklı gerekçeleri var. Çünkü masada uğradığı muamelenin çok rahatsız edici olduğu konuşuluyor İYİ Partiler tarafından. Hala dile getirilmeyen hususlar, ayrıntılar var o akşama dair. Anlaşma sürecinde çok tuhaf bir linç yedim diyor. Bir gün önce beni övmeye doyamayanların ertesi gün çirkin sözler üzerinden yürümesini ibretle karşıladım. Seçim sonuna kadar kırgınlıkları buzdolabına kilitledim. Seçim sonrasında ciddi bir tartışma bekliyor. Yani Millet İttifakı seçimi kazansa da kazanmasa da çok ciddi bir tartışma var. Kazanmaması halinde bu aktörlerin hepsi Cumhurbaşkanı'nın seçildiği o 2002 seçimlerinde olduğu gibi silinme, tarih olma ihtimalleri var. Sonra gerçi yeniden çıkıyorlar küçük küçük partilerle ama kazansalar da ciddi bir kavganın, tartışmanın başlayacağı ortada. En önemli konulardan birisi de bu genel başkanlık yardımcılıkları konusu. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları konusu. Mansur Yavaş'ın Mahmut Övür bugün açıklaması konuşuluyordu. Ciddi anlamda Kılıçdaroğlu'na bu teklifi bir daha götüreceği, kamuoyunda bu konuda çok itiraz olduğuna, kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması, genel başkanların da partilerin başında milletvekili olarak kalmaları önerisini ilettiğini söylüyor. Bu tartışma kesin adaylar belirlenene kadar, seçimlere gidene kadar bir daha gün yüzüne çıkacak mı, konuşulacak mı yoksa üstü örtüdür mü? Ya ben tabii kriz bitmediğini düşünenlerdenim. Yani ben tabii ki... Yani ısrarla devam ediyorsun Kılıçdaroğlu. Kemal Bey'in evet, olmayacak diyorsun. Yüksek Seçim Kurulu'na adaylığını bildirene kadar, yani oraya kapıdan içeri o kağıt girene kadar ben emin değilim. Yani ben oradan bir tartışma fırtına kopar. Yani 5'e 5 kala giderken çelme mi takacaklar? Ya yani o bile dahil. Şu ihtimalleri yabana atma. 24 saat diyor ya rahmet edilen laf. Tabii ki. Bu öyle bir gerçek. Şimdi bu son dönemde yaşananları bu kadar büyük bir travmaya döneceğini hesaplıyor muyduk? Yok, hesaplamıyorduk. Yani bu kadar büyük bir masadan kalkacak,
zehir zemberek bir açıklama yapacak Meral Akşener. Millet Samamca'ya çok değer atfediyordu da ben diyorum ki bu dağınıklığı Samamca da yönetemez. Evrak çok perişan ya. Ya tamam da ama sonuçta o masadan çıkacaksın. Sonra, iki gün, bir gün sonra bu masa milletin iradesini yansıtmıyor diyeceksin. Kirli pazarlıklar yapılıyor diyeceksin. Kumar masası diyeceksin. Ya bundan daha vahim bir şey olabilir mi? Sonra döneceksin köz köz. Sadece bak o şikayet ettiği şey çok haklı. Yani troller falan. Fazla say bile. Neler yani hakikaten akıl almayan tepkiler verdiler. Ama böyle bir sosyolojiyle siyaset yaptığını da bileceksin. Siyasetçisin yani. Yani senin ne ekersen onu biçersin. Yani diyor, reklama sen kalkacaksın, gideceğiz. Yalan üzerine siyaset yapacaksın. Senin ortakların yalan üzerine siyaset yapacak. Bütün kurumları tahrip edeceksin. Bütün sosyal kesimlere hakaret edeceksin. O sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evet, hakaret ederken... Evet, reklama gidelim. Mahmut Övür hala Kılıçdaroğlu olmayacak. Son ana kadar bekleyeceğim. Hala şüphelerim var diyor. Reklamdan sonra bunu konuşacağız.